Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar çok güzel tespihlerim var. 2, 4, 5 tane. Onları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi arkadaşlar önce m 44ten yapılma bir tespihimiz var. Şöyle detaylarını size göstereceğim. M44 malzemeden yapılma bir tespihimiz. E, tespihimiz tabi fıçı kesim ölçülerine. Bakalım hemen ona. 12 ölçülerinde fıçı kesim bir tespihimiz. Şimdi bu tespihimizin delikleri kalın hakeza. Şöyle göstereyim ben size. Kısa tok imame. Şöyle düşürerek göstereyim. Evet. Deliklerini de gösterelim. Evet. Şimdi çekimine bakabiliriz. Tespihimiz fıçı kesim. Lezzeti gayet güzel. Çıtır çıtır bir malzeme. Evet. Keşke bu M44'lerimiz bitmese arkadaşlar. M44'e çok talep oldu. Çok güzel tespihler çıktı çünkü. E, malzemesi de güzel. Lezzeti de güzel. E, gerçekten böyle parmaklarınızda bıraktığı hissiyat çok güzel. Hem bu uzun zamandır göstermiyorum. Bakın. E, M44'ün ne renge geldiğini size kendi cebimdeki tespihle beraber göstermek istiyorum arkadaşlar. Buyurun. M44'ün şu an bendeki birkaç aylık kullanılmış hali arkadaşlar. Ne renge geldi? Beyazdan krem renginden bu renge geldi arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Gerçekten güzel. Böyle şeyleri görünce de insan heyecanlanıyor. Çok iyi. Harika. Şimdi ben tespihimi koyayım tabii kenara. Bu tespihimizde dedik 10'a 12 ölçülerinde fıçı kesim. Şöyle onu da kenara koyalım. Evet güzel. Şimdi bir tane daha yeni yaptığımız D67 malzemeden yapılma bir tespihimiz var. Bu tespihimiz, tespihlerimizde nasıl bir renge gideceğini ben size göstereceğim şimdi. D67 malzemeden yapılma arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Evet. Bunun şöyle özellikleri var. Bu da fıçı kesim ama hafif bir farklılık var bunda arkadaşlar. Fıçı kesimin böyle kesmeye yakın bir modeli arkadaşlar. Özellikle sahibi öyle istedi. Biraz kesmeyi andırsın, kesmeye yakın bir model olsun dedi. Bu ağızları düz kavuşuyor. Üstü hafif bir bombe var arkadaşlar. Fıçıya andıran kısım o. Normalde tesvip biraz daha kesme gibi duruyor. Çünkü öyle istedi abimiz. Biz de onu kırmadık. Onu istediği gibi olsun istedik. Evet. Tespihimizde böyle bir güzellik ortaya çıktı. Şimdi bu yarı saydam olduğu için buna ufak bir ışık vurabiliriz. Evet. Bakın arkadaşlar. Işık geçiriyor. Evet. Netliğimiz gitti. Netliğimiz gitti. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir resimde aldık. Bunun malzemesinin gideceği tonları hemen size göstereyim arkadaşlar. Benim burada bir tespim vardı. Onu bulursam. Evet burada. Var. Evet. Renk almışını göstereyim size. Bakın canlı canlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Geldiği renkleri görün. Malzemenin kıymetini bilin arkadaşlar. Malzemeler müthiş oluyor. Müthiş, müthiş. Olağanüstü gerçekten. Şimdi bu malzememizi şöyle kenara koyalım. Yine D67'den arkadaşlar şöyle bir malzememiz daha var. Bu malzememizde e, ölçüleri 8.5'a 11. E, şöyle özellikleri var. Kırık imame. Bakın. Kırık imame. Şöyle göstereyim. Evet böyle göstereyim. Kalın delik. Tanelere bakalım. Tanelerde kalın delik. Harika. Duraklar ilk beşte. Cilasız bir tespih arkadaşlar. Bu tespihimiz cilasız D67 malzemenin cilasız tesbihi. Cilalısı hemen şurada yanında duruyor arkadaşlar. D67'nin cilalısı ve cilasızını görün arkadaşlar. Evet. Olduğu kadar artık. Şimdi, bu malzememizin özelliği çekim lezzeti ve cilalaması dahil her şey size ait olacak. Siz çeke çeke bunu parlatacaksınız. Şu anda zaten en çok tercih edilen ürünlerimiz Cilasız ürünler arkadaşlar. Cilasız ürünler güzel tuttu. Müşterilerimiz de sevdi gerçekten. Çünkü bakın mat gidiyor eline. Çeke 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 onu da parlatıyor. Şıkır şıkır şöyle cilalı gibi oluyor zaten. Bir hafta iki hafta gibi bir zamanda tamamen cilalanmış bir tesbih olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzellikte böyle şahane bir duruşu var. Evet bunları şeye benzetmişti Kubilay abimiz. Hatırlıyor musunuz? Mercedesleri böyle kaplıyorlar ya diyor mat renklerle. Evet. Bu da öyle mat renkler siz çektikçe parlayacak ve güzelleşecek. Evet. Bunu da koyalım yerine. Çekim lezzetine baktık mı? Malzemenin sertliği iyi arkadaşlar. Dokunuş ve hissiyat güzel. Evet. küçük bir tespihimiz tabi. Şimdi bir tane de K8 var. 9'a 12 ölçülerinde. Bolca damarlı. Bolca damarlı. Burada biraz beklemişi var arkadaşlar. E, abimizden adres bekliyoruz. Bayağı bekledi ama. Yani bir ay olacak neredeyse bekledi. Bunun da aldığı biraz daha farklılaşmış. Çünkü K8 aynı. E, aldığı rengi size göstereceğim. Ama şöyle bir imamelerine yakından bakın arkadaşlar. Siz videoları durdurup bakabilirsiniz. Fotoğraf alıp bakabilirsiniz. Yakınlaştırabilirsiniz. Ben şöyle şunları size çekeyim. Böyle görün. Kalın delik. Şöyle bolca damarlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bunlar çekildikçe damarları daha çok belirginleşecek. Bilginiz olsun. K8 malzememizde arkadaşlar belki bir iki tespih varsa var. Ondan sonra o da tükenmek üzere. Ona benzer renklerim var arkadaşlar. Ee, ne var? Mesela ee, K32 var. K32 var. Şimdi bunun biraz renk almışını göstereyim size arkadaşlar. Aynı malzemeden birebir aynı malzemeden. Tabi bu da fıçı yapıldı ama boyu biraz büyük. Bakın ne renge geldi arkadaşlar. Harika. Çok hızlı renk alıyor arkadaşlar. Şöyle isim gözükmese ayıp oldu. Belki abi der gözükmesin. Şöyle arkadaşlar aldığı rengi size gösteriyorum. Harika değil mi? Before after oldu. Şimdi şöyle harika. Çok güzel duruyor. Şöyle bir yaklaştırayım. Bire bir aynı malzeme arkadaşlar. Bire bir aynı malzeme. K8 bu. Bu da K8. Şimdi bu Yaklaşık bir ay buldum bilmiyorum bir ay gibi bir zaman önce yapıldı adres için bekliyor döndüğü renge bakın arkadaşlar harika ya gerçekten harika bize çekilince ne olacak bilmiyoruz çekilince ne olacak bilmiyoruz çok daha güzel belirgin damarlar olacak çok daha canlı bir tonu olacak arkadaşlar bunlar da küslen malzememizin K8 koduyla adlandırdığımız malzeme şimdi. Evet. Bunu da böyle koyalım. Koymadan önce bir çekimine bakalım. Tabii ki küsenlerin çekimi gerçekten güzel. Malzemenin de güzel. Oo, Çıtır çıtır. Bazıları mesela küsenlerin biraz daha yumuşak çıkıyor. Ama bu çıtır çıtır çıkmış arkadaşlar. Çok güzel. Harika. Küsenlerin de tadı başka ya. Evet. Şimdi bir tane daha e, M44 malzemeden yapılma e, bir tespihim var. Malzemenin son parçasından yapıldığı için çok güzel böyle patinleri kaldı. 8'e 10 ölçülerinde düz ağzı yumurta arkadaşlar. Patinleri kalması da ayrıca tesbih farklı bir güzellik katmış. Mükemmel böyle eski malzeme gibi. E, yani normal e, şeylere göre daha daha böyle eskiymiş gibi bir hava verdi. Çok güzel. Eskiyince de bu renk aldınca da Patinler daha güzel gözükecek. Malzemenin kenarına denk gelmiş. çok güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Şirin mi şirin. Evet. Şimdi imamesine bakıyoruz arkadaşlar. İmamesi kısa tok imame. Şöyle yakından bir baktık. İmame deliklerine yakından bakıyoruz. Tane deliklerine yakından bakıyoruz. Kalın delik. Evet. Harika. Çekim lezzetine de bakalım. Evet. iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Oh, çıtır çıtır. Evet. Bu tespitlerimizde bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bunları böyle yan yana koyalım. Güzel bir resim alalım. Şimdi bunu bunun yanına koyalım. Bak bu ikisinin gideceği rengi. M44'leri alalım. Bakın, bakın. Bakın değişiklik yapıyoruz. M44'leri alacağım. Bunları içine atacağım. Bakın. Aldığı renk Şu güzel bir görsel şölen oluşturacağım size şimdi. Bunun da evet yanına bunu koyalım. Evet. Hem yeni yapılmışları hem biraz renk almışlarını böylece bir arada görme şansımız oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle detaylı bakabilirsiniz. Ben biraz bekleteceğim bunu. Seyredin diye böyle bakın. <laughs> bakın M44 ne rengi geldi. Hafif kırmızı çizgiler görüyorum. Kırmızıya doğru gidiyor. Bunlar ilk yapılmış hali. K8'in ilk yapılmış hali ve renk almış hali biraz bir ay gibi bir zamanda aldığı renk güzel hızlı renk alıyor söylemiştim. Bu da D67'nin cilalı cilasızı. Bu da aynı tondaki malzemenin renk almış hali. Bu renge gelecek arkadaşlar. Görün diye paylaştım. <laughs> Şimdi bu videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.